Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Bugün adliyeye gidiyordum sabahtan. Çok fazla trafik vardı. Biraz erken çıkmışım yola. Ya dedim kim uğraşacak? Kenara çektim. Kenara çekmişken de bir baktım. Yan tarafta mikrofon takımı varmış. Hadi dedim bir video çekelim. Zaten geçen gün Belçika Malinois yavrularının videosunu izlemişsinizdir. 13 tane yavrumuz oldu. Çoğu da sahiplendirildi. Çok hızlı gidiyor. Sahipleri de şu anda heyecanla bekliyorlar çocukları teslim alacakları zamanı. Gayet iyi gidiyor. Orada zaten Cooper'ın yavrularının olacağını, elinin kulağında olduğu doğumu sabırsızlıkla beklediğimizi söylemiştik. İşte o gün, 2 gün önce gece yarısı geldi. Jena sabaha kadar tam 8 tane yavru doğurdu. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi. Zaten bu videoda normalde Vostos'un içindeyim. Ama arka planda bol bol siz yavruları göreceksiniz. 6 tane erkeğimiz var. Yeniçeri Ocağı gibi anasını satayım. Şeyde Malinois'lar da öyleydi. Bizim erkek köpeklerin gen aktarımı biraz garip. Biliyorsunuz XY kromozomlarından erkek ve dişinin olma olasılığını memelilerde erkek belirliyor. Demek ki Cooper'ın yavrularında geçen sefer eşleştirdiğimizde de 4 yavrusu olmuştu. 4'ü erkek olmuştu. Bunda da 8 yavrudan 6'sı erkek oldu. Bakalım böyle bir istatistik tutalım bakalım. Cooper'ın yavrularından erkek ağırlıklı çıkıyor. 200 seferdir böyle bakalım nasıl devam edecek. Ne demiştik? 6 tane erkek var. 2 tane dişi var. Erkeklerden bir tanesi aynı Cooper ya sapsarı. Yavruyken de öyleydi o. Sonradan karardı. Sonradan kahverengi hale geldi. Anneye benzeyenler var. Koyu renk olanlar var ama hepsi sable. Çok güzeller. Kıpır kıpırlar. Şu anda böyle sürüne sürüne sağa sola atıyorlar kendilerini falan. Anne çok iyi bakıyor. Vallahi kızcağızın memelerinde süt kalmadı. İliklerini kurutuyorlar. Anne çok iyi bakıyor. Hepsini tek tek yalıyor biliyorsunuz. Yavru köpekler ilk başta gözler kapalı, kulaklar kapalı, burun açık. Ondan sonra kulaklar açılıyor. Ondan sonra gözler açılıyor derken ayaklanıyorlar. İşte o dönemde kaka yapmaları için, çiş yapmaları için anne sürekli onları yalıyor. O konuda hayata hazırlıyor, emziriyor. Jena da çok iyi bakıyor. Arada çişe kakaya çıkarıyoruz, böyle koşarak geri geliyor. Hemen yavrularına bakmak için ihtiyacını hemen görüyor ve geri geliyor. Tabii biz gebelik döneminde neyle besliyoruz köpeği? Kaliteli kuru mamayla besliyoruz. Ya zaten Royal Canin'le besliyoruz edatlı ama gebelik döneminde Royal Canin Maxi Starter'la besliyoruz. Özellikle doğduğunda da Maxi Starter'la besliyoruz. Hem anne kaybettiklerini çabuk toparlasın, hem de daha fazla sütü olsun, yavrular da iyi gelişsin diye. İyi besliyoruz, iyi bakıyoruz. Anne de yavrulara iyi bakıyor. Merakla bekliyoruz. Şimdi 2 tane dişi vardı zaten. Benim abonelerimden 2 tane dişi isteyen öğrencim vardı. Onları rezerve ettik. Onlar gitti. Erkek yavrularımızdan bir tanesi gitti bu sabah. Kaldı 5 tane erkek yavrumuz. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Küçük küçük Cooper'lar herkese nasip olur inşallah. Ben çok seviyorum tabii ki Alman çoban köpeğini. Hem de working line olması bizim için çok iyi. Neden? Bizim aradığımız şey ne? Uyum. Uyum olsun bizimle beraber. Çok iyi arama yapsın. Çok iyi koruma yapsın. Mesela ne var? Bizim öğrencilerimizden de köpek sahiplendirdiklerimizin videolarını çekeceğiz. Ya kusura bakmayın, bu arada ben telefonu Vostos'un karşı camına koydum. Ön kameradayım. Bir türlü oturtamıyorum nereye bakacağımı. Kamera şu anda doğru açıda bakıyorum ama videonun genelinde galiba garip garip yerlere bakıyor olabilirim. Boş boş bakıyor gibi gözükebilirim. Kusura bakmayın. Ne diyorduk? Bizim öğrencilerimizden working line alanlardan şu ana kadar hocam Allah cezanızı versin, bana verdiğiniz köpeğe bakın diyen hiç olmadı. Korumaysa koruma, eğitimse eğitim, emniyete verdiğimiz köpekler olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiğimiz köpekler olsun ki biz ciddi bir tedarikçiyiz aynı zamanda. Şimdi zaten working line Alman çoban köpeğinde biz bunu yapıyoruz. Mesela bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kaç tane? 8 tane damızlı köpek tedarik ettik. Working line. Dutch verdik. Malinois verdik. Hoş, Malinois filosu gayet güzel. Filo diyelim çünkü yüzlerce var. Malinois filosu gayet güzel. Gemliğin ama biz Alman çoban üzerinde de destekleme ihtiyacı hissettik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. İleriki süreçte çok güzel yavruları olacak ve çok güzel görevler yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla bizim verdiğimiz köpekler nereye gidiyor? Ailelere gidiyor. Aileler çok mutlu. Fabrikalara gidiyor, korumaya gidiyor. Fabrika sahipleri çok mutlu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidiyor. Emniyette görev yapan köpeklerimiz var. Polis memurları geliyorlar, bizden köpek alıyorlar. Arama yapsın, koruma yapsın, her şeyi öğretebileyim diye. Onlar çok mutlu, memnun. Yani gözünüz kapalı alabileceğiniz bir köpek. Türkiye şartlarında Urfa'ya da götürseniz, Adıyaman'a da götürseniz,
Artvin'e de götürseniz, İzmir'e de götürseniz takır takır çalışabilecek köpekler. Çalışmaktan kastımız ne? Gel deyince gelsin, dur deyince dursun. 10 komutu öğrensin, 20 komutu öğrensin. 8 yaşındaki kızınızla da çok iyi uyum içinde olsun. Eşinizle de uyum içinde olsun, sizle de uyum içinde olsun. Bunlar bizim için çok önemli. Uyum içinde olan köpek üretmek bizim için çok önemli ve bunu sağladığımız için de çok mutluyuz. Vaktiyle demiştik biz zaten, bizim dişi köpeklerin genelde %80'i Almanya kaynaklı, pardon, Macaristan kaynaklı. Olga'nın soyundan geliyorlar. Zaten Olga Daro eşleşmesinden bizim 4 tane falan damızlığımız var. Onlar da Daro'da Almanya menşeli. Ama bu Jena Ergun Turgan üretimi bir köpek. Onun da soy hattı oldukça güzel. İsteyen olursa, hatta ben bu videoya atayım secerelerini. Hem erkeğin hem dişinin secerelerini fotoğraf olarak koyayım. Videonun orasını durdurun. Secere kaydını takip edin. Nereye dayanıyormuş siz kendiniz görün. Öyle gizlimiz saklımız yok. Dediğim gibi 6 tane yavrumuz oldu. 2 tanesi dişiler gitti. Erkeklerden bir tanesi gitti. 5 tane erkek yavrumuz var. Tabii ki daha 2 günlükler. İlk bir hafta önemli, sonraki bir ay önemli. Biz tüm yoğunluğumuzu onlara verdik çünkü kışa doğru başka eşleşme yapmayacağımız için şu anda 2 tane sadece doğumumuz var. Tüm enerjimizi onlara harcayabiliyoruz. O yüzden biz de çok iyi bakıyoruz, anneler de çok iyi bakıyor. Aynı zamanda Malinois almak isteyenler de gerçekten böyle itin uğursuzun merdiven altı ürettiği Malinois'lar değil de gerçekten kaliteli, secereli, güzel Malinois'lar sahibi olmak istiyorlarsa bizimle iletişime geçmelerini ben tavsiye ediyorum. Şimdi ben size köpek yavrularımızın videolarıyla baş başa bırakayım. Videonun sesini açın. O viyaklamaları, o sesleri orijinal sesiyle bu arkadaşların hallerini, tavırlarını, seslerini, viyaklamalarını iyice bir izleyin. Eminim siz de en az bizim kadar heyecanlanacaksınız. Bizim kadar bu arkadaşları çok seveceksiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız, paylaşırsanız, beğenirseniz ya da beğenmezseniz, yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Neden? İşletme devamlılığımız açısından bu çok önemli. Bizim daha fazla insanlara gitmemiz açısından, büyük kitlelere ulaşmamız açısından çok önemli. Türkiye'de köpek kültürünü aşılayabilmek açısından çok önemli. Eğer biz büyük kitlelere ulaşmazsak Türkiye'de bazı şeyleri değiştiremeyiz. Çünkü biz bu işi doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Siz de bu videoyu izlediğinize göre ve bize abone olarak destek olduğunuza göre siz de bizim doğru yaptığımızı düşünüyorsunuz. Hadi bize destek olun. Beğenin, paylaşın bu videoları. Daha fazla kitleye ulaşalım. Ondan sonra ne olsun? Türkiye'de bazı şeyleri değiştirelim. Hazır. Anam, nasılsın? Gel. Bakın bir tane misafirim geldi hazır beklerken. Tam da çöpün yanında durmuşum. Çekebilecek miyim acaba? Selam. Nasılsın? Garibim de bakıyor. Ya diyor, burada diyor kimse durmaz bu saatlerde diyor. Nereden geldi bu adam? Dediğim gibi daha fazla kitleye ulaşmamız lazım. Bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Hazır bekliyorum. Şu anda bir video daha çekeceğim. Bu videoyu da yine pazartesi ya da cuma günlerinden birinde sıradaki video olarak yayınlayacağım. Bu videodan sonra o videomuzun konusu ne? Köpeği eğitmek için kısırlaştırmak gerekli mi? Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılar sunarım.